İyi akşamlar sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Makedonya Ticaret Odaları'nın ortaklaşa yapmış oldukları özellikle en iyi girişimci konusunda ödül törenine Debreli bir şirketin de sahibi ve menajeri de burada yer almıştır. Bu ödüle layık gören özellikle Valon Kupa, Evita grubunun temsilcisi ve menajeri olarak bu senedeki ödüle layık görülen isim olarak kaydan geçmektedir. Debre ve bölgemiz için büyük önem taşıyan bu olay özellikle girişimcilik ve yatırımcılık konusunda iyi bir başlangıç olarak sayılabilir. Debreliler özellikle üretici olarak Makedonya ve Makedonya sınırları dışında en iyi bir şekilde kendi performanslarını göstermektedir. Evita Group Debre şirketi bu sefer ise yeni bir unvanına ve en iyi bir ödülüne layık görüldü. Evita Group Debre'den ve temsilcisi Valon Kupa, Makedonya ve geri kalan özellikle ticari amaçlı olan çaplarında birinci olarak seçilmesi bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. Daha doğrusu Debreliler için bir motive çalışması söz konusu olmaktadır. Valon Kupa, menajer olarak Evita Group Debre'yi yönetmektedir ve şu an yapmış oldukları çalışmalar bu şirketi olağanüstü bir şekilde ilerlemesine ve girişimcilik konusunda çalışmalarına başlatmış ve yürütmektedir. Ondan dolayı bu senedeki özellikle gelmiş olan en iyi menajerlik ödülü Evita Group ve Valon Kupa'ya beklenen bir sonuçtu. Bütün bu çalışmalar Makedonya özellikle Girişim ve Gelişim Fondasyon tarafından destekleniyor. Bir de ticaret odaların destekleriyle böyle bir ödül verme töreni düzenleniyor. Bu sefer ise en büyük ödüllerinden bir tanesi Debre geldi. Makedonya hükümeti her taraftan özellikle belediyelere yardımcı olabilmek için bu sefer ise belediyelerin borçların yarısından fazlasını ödemek bir kararıyla gündeme getirmiş olan bu durumları artık gerçekleştirmeye başlamıştır. Makedonya hükümetten Debre Belediyesi'ne 950 bin euro bir borç ödeme özellikle desteği söz konusu olacaktır. Demek ki bu paralar %51 mevcut olan belediyelerin borçlarından olarak destek gelmektedir. Makedonya hükümeti tarafından özellikle bu senedeki getirmiş olduğu kararına ilişkin olarak Debre ve geri kalan belediyeleri için hükümet desteği söz konusu olacaktı. Buna ilişkin olarak özellikle belediyelerin borçları %51 olarak taleplerine karşılık vermiş olan hükümet birçok belediyeyi krizden itibarıyla başlamış oldukları ödememe çalışmaları ve çabalarını tamamen destekleyecek ve canlandıracaktır. Belediye bütçelerini olumlu bir şekilde etkileyecek olan bu doping belediyelere hükümetten gelmektedir. Debre ise gelmiş olan yardım 950 bin euro civarında. Bunu Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani tarafından yönetildi ve sunuldu. Televizyon 3'e göre yapmış oldukları özellikle çalışmalar ve Debre etkinlikleri aşağı yukarı borçlarından yarısını ödemek konusunda hükümet destek vermiştir. Bilindiği gibi özellikle mevcut olan hükümet birçok belediyelere destek olarak vermiş olduğu bu paralarla belediyelerin yeniden canlandırılmasına sebep olmuştu. Merkez Upa Belediyesi bölgemizdeki ve Makedonya'nın en az borçlu olan belediyelerden bir tanesi olmaktadır. Onlara hükümetten gelmiş olan para miktarı ise 431 bin civarında olmaktadır. Makedonya hükümeti tarafından vermiş olduğu belediyelerin borç taleplerine göre karşılık Merkez Upa'ya da 430 bin denar civarında bir desteği söz konusu olmaktadır. Makedonya'da özellikle İdari ve geri kalan iktisadi çalışmalarında en iyi çalışan belediyelerin arasına girmiş olan Merkez Upa Belediyesi, mevcut olan strateji konusunda borçlarını minimuma indirmek için hem kendi stratejisi hem de senelerdir tekrarlanmış olan bir olay. Yine de projelerin artmasıyla birlikte katma değer vergisinin ödenmesi, birçok projeye katkıda bulunmuş olan Merkez Upa Belediyesi'nin borçları da tamamen bu sefer %51 olarak hükümetten ödenecektir. Özellikle Eylül 2018 tarihinde belirlenmiş olan borç sayısı 431 bin denarı görmektedir. Buna ilişkin olarak mevcut olan para %51 olarak hükümetten gelmektedir. Tamamen mevcut olan tüm borçları ise 841 bin 650 denardır. Merkez Upa Belediyesi Makedonya'da en az borçlu olan belediyelerden bir tanesi olmaktadır. Bölgemizdeki özellikle birçok su tesisinin tamamen kamu şirketlerinin altına olmaması büyük bir riskle karşı karşıya kalmaktadır. Debre Sağlık Ocağı Doktor Mentor Mela'ya göre özellikle
epidemioloji ve temizlik açısından su olarak klorlaması yapılması gerekiyor. Klorlama işlemi birçok köylerde yapılmıyor. Ondan dolayı yetkililer bu konuda derhal davranmalılar. Bölgemizdeki özellikle su tesisatların köylü olarak tesisatların kullanmasına ilişkin olarak sağlık katmanı geride kalmaktadır. Ondan dolayı Makedonya ailenin sağlık ve geri kalan özellikle yetkili makamlarından uyarılar sıralı gelmektedir. Klorlama çalışması birçok çeşme ve birçok su tesisatı için geçerli değildir. Ondan dolayı Debre Epidemioloji Bölüm Başkanı Dr. Mentor Mela'ya göre yapılması gerekenler arasında başta klorlama işlemi yer almaktadır. Ondan dolayı bu konuda özellikle kamu açık olan bu su tesislerine hizmet veren şirketler görevlendirilir ve yükümlüdür. Tabii ki bunun dışında birçok köyde bulunmuş olan köy tesisleri ise şimdilik hala klorlamasını beklemektedir. Birçok Merkez Jupa Belediyesi'ndeki köylerde ise belediye işbirliği neticesinde klorlama sistemleri de takılmıştır. Makedonya'dan haberleriyle başlıyoruz. Zoran Zaev Başbakan olarak Makedonya'yı Brüksel'de temsil etmektedir. Orada birçok Batı Avrupa ülkelerinin temsilcileri de bir araya gelmiş olan özellikle dünkü öğle yemeğine birçok Balkan ülke temsilcileri yer almıştır. Öte yandan ise muhalefetten gelmiş olan protestolar devam ediyorlar. Aflar ve 27 Nisan olayları da bunun sadece bir hafiflemesi olarak söylenebilir. Ana Muhalefet Partisi Vamaro Dapamani'nin protestoları devam ediyorlar. Prespa anlaşması birçok ülkeleri için örnek bir anlaşma söz konusu olmaktadır. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev Brüksel'de bulunuyor. Avrupa Birliği Dışişler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Batı Balkan liderleriyle Brüksel'deki çalışma yemeğine buluştu. Toplantıya Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de etkin olarak çalışmaları ve katılmaları göz doldurmaktadır. Toplantı sonrasında konuşan Zaev, Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayı örnek göstererek Prespa süreci birçok komşu ülkeleri için sorunun çözüme ulaştırılması için örnek olarak kabul edilmelidir diye konuştu. Başbakan Zaev, Brüksel'de Avrupa Birliği temsilcisi Mogherini ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile ikili görüşmelerini de gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerden yeniden Başbakan Zoran Zaev bir özellikle müzakere başlama konusunda iddialı yorumladı. Makedonya muhalefeti devam ederken özellikle mevcut olan kendi çalışmaları parlamento içerisine de taşınmaktadır. 27 Nisan olayları ile ilgili olarak Makedonya Meclisi birkaç gün önce getirmiş olduğu kararına 95 oyuyla yeni af tasarısını gündeme getirmişti. Yine de meclis özellikle bu seferde birçok çalışmalarını şu an özellikle anayasa değiştirge konusunda kendi çalışmalarını tamamen terk edip ana muhalefet partisi Vamaro Dapamane'ye şu an komisyonların çalışmalarına katılmıyor. Bilindiği gibi bu kararların getirilebilmesi için 3'te 2 bir çoğunlukla getirilmesi gerekiyor. Ondan dolayı bu konuda da hem meclis başkanı hem başbakanı hem de iktidar ve muhalefet konusunda ciddi bir tavır alınması zaten bütün yurt dışındaki faktörlerden bir önerisi vardır. Ondan dolayı bu öneriye göre eğer devam edilirse en yakın olacak olan plenar toplantısı 15 Ocak'ta düşünülüyor. Bakalım o zamana kadar neler olacaktır. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı akşamlar efendim.